Bir set oyununda 40-0 önde olan ünlü tenisçi Federer'in 3. servis oyununda ezeli rakibi Nadal'a karşı o oyunu kazandığı bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Geçmişi 13. yüzyıla dayanan modern halini 19. yüzyılda alan tenis, ağ ile ortasından ikiye bölünen bir alanda oyuncuların teke tek veya çifter mücadelesi şeklinde raketle karşılıklı vurdukları topu belli kurallara göre karşılanamayacak biçimde birbirlerinin alanına düşürerek sayı kazanmaları esasına dayanan bir oyundur. Tenis oyununda puanlama sistemi. Bir sette 6 set sayısı olan oyuncu rakibinden 2 set sayısı fazla kazandıysa o seti kazanmış olur. Bir sette skor 6-5 olursa aradaki fark 1 olduğu için o set bitmez. Sonraki oyun set sayısı 6 olan kazanırsa 7-5 biter. Diğer oyuncu kazanıp 6-6 olursa tiebreak kuruluna göre geçilir. Uzatma oyunu diye adlandırılan bu oyunu alan oyuncu seti 7-6 kazanmış olur. Oyun servis atan oyuncu ile başlar ve her servis oyununda oyuncular ikişer servis atarlar. Set sayısı içindeki puanlar alınan set sayıları ile karışmasın diye 15, 30, 40 şeklinde 3 kademede adlandırılmıştır. 40'ı bulan oyuncu beraberlik söz konusu değilse sonraki sayıyı aldığında bir set sayısı kazanmış sayılır. 40-40'lık eşitliğe beraberlik denir. Beraberlik halinde ilk puanı alan oyuncu avantaj elde eder ve avantaj halindeyken bir puan daha alırsa yine bir set sayısı kazanır. Avantajı değerlendiremeyen oyuncu sayı kaybedince tekrar beraberlik olur. Şıklara baktığımızda oyuna Nadal servis atarak başlamış olabilir. Oyuna Federer servis atarak başlamış olabilir. Federer ilk servisindeki iki sayıyı da kazanmıştır. Evet, kazanmış olabilir. Federer ikinci servis oyununda rakibine hiç sayı vermemiştir ifadesi hatalıdır. Çünkü üçüncü servis oyununda geçirmiş olduğu için burada ona sayı vermiş olabilir. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Bir sette skor 5-5 ise o seti bir tenisçinin kazanması için en az kaç servis atılması gerekmektedir? Burada 5-5 demek durumun berabere olduğunu göstermiş olacaktır. Burada en az kaç servis atılması gerekmektedir demiş kazanılması için. Burada beraberliğin arkasından 5 sayı olduğu için en az burada toplamda 6. 7. ve 8. servisi atsın ki her birini kazandığı zaman da bu durumda kazancın ortaya çıkmış olması gerekmekte. Çünkü 5-5'lik bir burada eşitlik vardır. Eğer burada tenisçinin kazanabilmesi için 6-5, 7-5, 8-5 şeklinde yapması gerekmektedir. Bu durumda doğru cevabımız 8 olacaktır. Bu görselde yer alan bilgilerden hareketle çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Türkiye geleceğe nefes bırakıyor. Geleceğe daha yeşil bir Türkiye bırakmak için ağaçlandırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye son 10 yılda orman varlığını en çok artıran ülkeler arasında 6. sırada yer alıyor. Milli Ağaçlandırma Günü. Her yıl 11 Kasım'da milyonlarca ağaç toprakla buluşturuluyor. 2019 81 ilde 11 milyon fidan dikildi. 2020 83 milyon fidan dikildi. 81 ilin yanı sıra 30 ülkede de dahil edildi. 2020'de toplam 410 milyon fidan toprakla buluştu. BM raporuna göre Türkiye Avrupa ülkeleri arasında ağaçlandırma alanında ilk sırada, son 20 yılda 2 milyon hektar alan ağaçlandırıldı. Türkiye orman varlığı bakımından dünyada 6.'dır bilgisine buradan ulaşamayız. Burada ağaçlandırma yapma noktasında 6. sırada olduğunu görüyoruz. Türkiye'de 11.11.2019 tarihinde 81 ilde 11 milyon fidan dikilmiştir. Buraya bakmış olduğumuzda 81 ilde 11 milyon fidan dikilmiş olduğunu 2019'da görmekteyiz. Evet, bu bilgi doğrudur. Türkiye BM raporuna göre Avrupa ülkeleri arasında ağaçlandırma alanında son 20 yıldır zirvede yer almaktadır. Böyle bir bilgiye de ulaşamıyoruz. Doğru cevabımız B şıkkı olur. Buna göre aşağıda kodları verilen gergi tavan modellerinden hangisinde Ayşegül Hanım'ın kriterlerine uygun olmayan herhangi bir model yoktur? Yeni evine 5 adet gergi tavan modeli taşıyacak olan Ayşegül Hanım kataloğu incelemeden önce kriterlerini şöyle belirlemiştir. Koyu tonlar bende karamsar duygular oluşturuyor. O yüzden seçeceğim gergi tavan açık renkli olmalı. Burada özellikle açık renk istemekte. 3 boyutlu ya da baştan sona doğru veya manzara resimleri olan görsellerde olmasını istemiyorum. 3 boyutluları istemediğine göre özellikle şuradaki bölümleri istemediğini ve aynı zamanda doğa veya manzara resimleri olan görsellerde olmasını istememekte. Yani manzarayı
doğayı da buranın içerisinde istemediğini görmekteyiz. Son olarak sadelikten yanayım. Çok renkli olması tercihim değildir. En fazla 3 farklı renk olabilir. Seçeceğim modelin hiçbir deseni olmayan dümdüz ve tek renkli olmasını da istemem tabii ki. Tek renk bir şey de istemiyor, dümdüz olmasını da istemiyor. Ama bunun dışında sadelikten yana olmuş olduğunu görmekteyiz. Şuradaki 3 boyutlu durumları da atmamız gerekecektir. Bu durumda A şıkkını incelemiş olduğumuzda S175-838 kısmına bakacak olursak eğer bu durumu yani evet olabilir. Yine S108-779 diye başlayan kısmı inceleyecek olduğumuzda 108-779'dan dolayı A şıkkını eleriz. S159-427 olarak inceleme yapmış olduğumuzda 159-427 burada geometrik şekil var olduğu için eleriz. S185-066 durumunu inceleyecek olduğumuzda 185-066 uygun olabilir. Yine 375-803 numaralı kısma bakacak olursak hemen 375-803. Evet, bu durumda uygun olabilir. S108-779'u inceleyecek olursak yine uygun olmadığını görmekteyiz. Doğal olarak D şıkkı uygun olacaktır. Buna göre Ahmet Bey aşağıda koşulları yazan işlerden hangisine gidebilir? Askerden yeni dönen Ahmet Bey düzenli olarak çalışabileceği bir iş aramaktadır. Ahmet Bey'in çalışacağı işte aradığı koşullarla ilgili önemli bazı hususlar şöyledir. Maaş, çocuklarının eğitim masrafları ve ev harcamalarına bakıldığında Ahmet Bey'in aylık en az 5.000 TL alabileceği bir işte çalışması gerekmektedir. Bu durumda A şıkkına baktığımızda 4.750 TL maaş ve her ay en az 300 TL'lik ikramiye verilecektir. Bu durumda A şıkkı olabilir. Yine 5.000 TL maaş olduğu için B şıkkı olabilir. C şıkkı olabilir. Fakat D şıkkı olamaz. En fazla 4.550 olmaktadır. Çalışma süresi Ahmet Bey sabah 8.30'da çocukları okula bırakıp 17.30'da okuldan almaktadır. Çalışma süreleri bu saate uygun olmalıdır. Bu durumda baktığımızda 9.16.30 olabilir. 9.16.30 B şıkkı da olabilir. C şıkkına baktığımızda 8.30-16.30 şeklinde bir çalışma sistemi kendisine uygun olmayacaktır. İzin ve tatil günü hafta sonu en az bir gün ailesiyle birlikte vakit geçirebilmek isteyen Ahmet Bey ayrıca 2 haftada bir pazartesi günleri babasını fizik tedavi randevusuna götürmek için öğleden sonra izin almak durumundadır. A şıkkına baktığımızda her hafta istediği bir gün tatil ve istediği bir günde sabah ya da öğleden sonra izin alabilir. Bu durum uygun olacaktır. B şıkkı hafta sonu tatil günleridir. Bunun dışında ayda bir kez istediği gün izin alabilir. Bu durum kendisine uymayacaktır. Çünkü babasını hastaneye götürmesi gerekmektedir. Mesafe Ahmet Bey sabahları çocukları okula bıraktığı için iş yerinde çok uzak olmasını istememektedir. Çocukları okula saat 8'den önce erken saatte bırakmak istemediği için okula 1 saatlik yol mesafesi üzerinde olan bir yerde çalışmayacaktır. Okul ile iş arası 45 dakikadır durumu da kendisine uyacaktır. Tüm durumları gerçekleştiren A şıkkıdır.